Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu tığ işi kız bebek yeleğini anlatmak istiyorum. Görmekte olduğunuz gibi çok güzel ve çok şık bir yelek arkadaşlar. Elbiseden farksız bir yelek. Siz isterseniz bunu elbise olarak da kullanabilirsiniz. Ben yelek olarak yaptım bugün. Yeleğimizin örgüsüne robadan zincir çekip trabzanlar yaparak başlıyoruz belli noktalardan arttırmalar yaparak robayı elde ediyoruz. Roba yüksekliği yapacağınız aya göre değişmektedir. Roba yüksekliğini tamamladıktan sonra kolları gövdeden ayırıyoruz. Örgümüze gövde ile devam ediyoruz. Gövde yüksekliği de yapacağınız aya göre ve tercihinize göre değişmektedir. En son olarak da ön pattan bir sıra sık iğne yapıyoruz. Ben düğme dikmedim bugün yeleğe. Bu şekilde bağcıklar yaptım bakın giydirip çıkarması kolay masrafsız bir yelek oldu bir tek ipini aldığımız zaman bu yeleği yapabiliyoruz bakın şu şekilde bağlaması da kolay bir yelek siz isterseniz bu bağcık yerine düğme tercih edebilirsiniz eğer düğme yapmak istiyorsanız bu ön patta sık iğne yaparken buralarda düğme için düğme biriti hazırlamanız gerekecektir. Ben daha önceki videolarımda bu düğme biritinin nasıl yapıldığını göstermiştim. Oralardan bakabilirsiniz. Yeleğimin örgüsünde Nakolux Minnoş Baby ipini kullandım. Üzerinde 100 gram 340 metre yazmakta. Renk numarası 23069. Tığ olarak da 3 milimlik yani 3 numara tığ kullandım arkadaşlar. Siz isterseniz 3,5 ile de yapabilirsiniz bunu. İpince olduğu için 3 numara kullanmayı tercih ettim. Ben bu yeleğin örgüsünde bir yumağı tam bitirdim. İkinci ipten de son 6 sırayı yaptım. Siz 0-1 yaş arası bebekler için yapıyorsanız bir ip kesinlikle yetecektir ama 1 yaşından itibaren bir ip yetmiyor. İkinci ipe ihtiyacımız var. Bu güzel yeleğimiz için bir ip, bir tığ olması yeterli. Siz ipinizi tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu güzel ve şık olan yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgüye geçmeden önce minik bir de hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayan arkadaşlar da yapabilsin diye onlar için altyazılar oluşturuyorum. Eğer siz izlediğiniz videoda yazıları görmek istemiyorsanız Videonun sağ üst köşesinde 3 nokta işareti var. O noktalara tıklayarak altyazıları kapalı konuma getirebilirsiniz. Ondan sonra bir daha altyazıları görmezsiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Yeleğin örgüsüne roba başlangıcı için zincir çekerek başlıyoruz. Ben bugün 1-2 yaş için yapıyorum bu yeleği. 69 zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde ilk ilmeği oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde oluşturabilirsiniz. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Toplam 69 zincir çekelim. 2 3 4 5 69 zinciri çektim. Şimdi bu zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın başlangıca sıfır noktasını tutuyorum. Bu şekilde ölçtüğüm zaman 32 santimlik zincir uzunluğu var. İlk sırada tamamen trabzanlar yapacağız. Bakın 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğin içerisine trabzan yapıyorum. Takip eden zincirin üzerine de trabzan yapıyorum. Bu şekilde çekmiş olduğumuz bütün zincirlerin üzerine trabzanlar yapacağız. Bakın bu şekilde görmekte olduğunuz gibi trabzan sayımız toplam 69 olacak. Biz bu zincirlerin üzerine 68 trabzan yapacağız. Bu 3 zincir çekerek döndüğümüzde bir trabzan olacak. Bununla birlikte toplam 69 trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederek zincirlerin üzerine trabzanlarla dolduralım. son zincir üzerine de trabzanı yaptım toplam bu dönüşle birlikte bakın 69 trabzanımız var ikinci sıradayız ikinci sırada model yerleştirmesine de başlayacağız bu sırada bir tek bir çift bir tek bir çift trabzanlar yapacağız ilk trabzanın üzerine bakın ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum takip eden ilmek içerisine iki trabzan yapacağız bakın bir trabzanı yapıyorum ipi tığın üzerine alıyorum aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum ipi tığın üzerine alıyorum takip eden trabzana tek trabzan yapıyorum bir diğer trabzanın üzerine geçip çift trabzan yapıyorum 1 2 tek trabzan yapıyorum çift trabzan yapıyorum bakın bu şekilde bir çift bir tek bir çift bir tek sıra sonuna kadar devam ediyoruz Sırayı bir çift bir tek yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. Bir ilmeğe tek trabzan, bir ilmeğe çift trabzanlar yaptık bu sırada. Sıra sonunda çift trabzanı yaptım bakın. Bu son ilmeği bir alt sırada dönüş yaparak oluşturduğumuz bir trabzan vardı. Onun son zincirinin üzerine bakın tığ takıyorum. Oraya bir trabzan yapıyorum. Sıra sonunda da bir trabzan oldu. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü sıradayız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tepe noktasına battım. Trabzanı yaptım. Bakın burada iki trabzan yapmıştık bir yere. Bunun ikisinin ortasına bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Aynı şekilde iki trabzan yaptık ama arada bir zincir çektik bu sırada. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek görünen trabzanı, bakın tek yaptığımız trabzanı tepe noktasına batmıyorum. Boşluktan alıyorum. Şu şekilde bakın, tığı boşluğa takıyorum, ilmek alıp çıkarıyorum. Bu trabzanı çok sıkı yapmazsanız daha güzel oluyor. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın takip eden trabzan iki trabzan görünüyor bunun ortasında bulunan boşluğa bir trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı boşluk içerisine bir trabzan daha yapıyorum tek trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum çift trabzanın ortasında bulunan bu boşluğa bir trabzan bir zincir bir trabzan yapıyorum tek trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum bu çift trabzanın ortasına bir trabzan bir zincir bir trabzan yapıyorum bakın bu şekilde tek olan trabzanları boşluktan alıp trabzan yapıyoruz çift trabzanların ortasına bir trabzan bir zincir bir trabzan yapıyoruz bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Bakın sıra sonunda yine son trabzanı da bakın tepe noktasına batarak yapıyorum. Sıra başında da aynı şekilde tepesine batarak yapmıştık. Sıra sonunda da aynısını yaptım bakın. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden bakın bu bir boşluğa bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaptığımız yer buraya aynı şekilde bir trabzan bir zincir aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum bu boşluktan aldığımız trabzan vardı bakın şu tek trabzan onu yine boşluktan alıyoruz ama ters taraftan bakın bu şekilde ters taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım takip eden bu modelli olan yeri bir trabzan bir zincir bir trabzan olarak yapıyorum bu tek olan bakın boşluktan alarak yaptığımız trabzanı da boşluktan alıp trabzan yapıyorum ama ters taraftan geliyor bakın hep aynı yönden alacağız bir sonraki sırada düz gelecek düz taraftan yapacağız bu bir zincirlik boşluğa bir trabzan bir zincir bir trabzan yapıyorum bu tek olan trabzanı bakın diğer taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim sıra sonunda geriye dönelim yine aynı bu şekilde bir boşluktan alıp bu trabzanları boşluktan alıp trabzan yapacağız bu bir trabzan bir zincir bir trabzan olan model içerisine de aynı şekilde devam edeceğiz şu anda dördüncü sıradayız beşinci sırada bu sıranın aynısı olacak aynı sayılarla modellerimizi sıramızı tamamlayalım gelelim roba çalışmamızı bakın bu modelli olan yerleri bir trabzan bir zincir bir trabzan olarak üçüncü sıra sonuna geldim artık arttırma yapacağız buralarda bir zincir çekiyorum başta bulunan trabzanı trabzan olarak yapıyorum bakın ilk ilmek içerisine trabzanı yapıyorum bu bir trabzan bir zincir bir trabzan olan bu boşluğa iki trabzan yapıyorum bir 2 bir zincir çekiyorum aynı boşluk içerisine 2 trabzan daha yapıyorum bakın bir trabzanı yaptım ikinci trabzanı da yaptım bu tek olan trabzanlar örgü bitisiye kadar devam edecek arkadaşlar bakın bu tek olan trabzanı boşluktan aldım ters taraftan trabzan yaptım bu bir zincirlik boşluğa iki trabzan bir zincir 2 trabzan yapıyorum bakın iki trabzanı yaptım bir zincir çekiyorum tekrar aynı boşluk içerisine iki trabzan yapıyorum bir iki bu tek olan trabzanı bakın boşluktan alıyorum ters taraftan trabzan yapıyorum bu bir zincirlik boşla 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan yapıyorum 2 trabzanı yaptım 1 zincir çekiyorum aynı boşluk içerisine 2 trabzan daha yapıyorum tek olan trabzanı boşluktan aldım trabzan yaptım bir zincirlik boşla 2 trabzan bir zincir 2 trabzan yapıyorum sırayı da bu şekilde devam ettiriyoruz. Bakın artık arttırmaları da yaptık. Bu bir zincirlik boşluklara iki trabzan, bir zincir iki trabzan yapıyoruz. Bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanları yine boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Robanın örgüsünü bu şekilde devam ettireceğiz. Yapacağınız örgünün büyüklüğüne göre bu sıra değişecektir arkadaşlar. Toplam bir 5-6 sıra kadar bu bir zincirlik boşluklara iki trabzan, bir zincir, iki trabzan olarak devam edelim. Robanın yüksekliğini bakın 10 sıraya tamamladım. Görüntü olarak böyle güzel bir şekil elde ettik. 11. sıradayız. 11. sırada arttırmaya geçeceğiz tekrar. Bakın şu şekilde ilk sırada trabzanlar yaptık. İkinci sırada bir tek bir çift trabzan yaptık. 3, 4 ve 5. sırada 1 trabzan 1 zincir 1 trabzan yaptık 6 sıradan itibaren 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan olarak devam ettik Toplam 5 sırada bu 2 trabzan 1 zincir 2 trabzandan yaptım bakın 11. sıradayım 1 zincir çekiyorum İlk ilmek üzerine başta yaptığımız trabzanı yapıyorum ve bakın bu görmekte olduğum ilk modelin bir zincirlik boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ipi tığın üzerine alıyorum bakın bu tek yaptığımız trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum diğer bir zincirlik boşluğa geçiyorum 3 trabzan bir zincir 3 trabzan yapıyorum ve böyle devam ediyoruz bakın arkadaşlar bu sırayı da 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan olarak devam edelim 11. sırayı da 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan olarak tamamladım bakın sıra sonuna geldim bir zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum ve görmekte olduğum bu ilk modelin bir zincirlik boşluğa 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak devam ediyorum. 12. sırayı da bu şekilde 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak tamamlayalım. Bakın tek olanı ters taraftan alıyorum. 1 zincirlik boşla, 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapıyorum. sonuna kadar devam edelim. Robayı 12 sıra olarak tamamladım. Bu benim yapacağım ölçü için yeterli bir ölçü oldu. Kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın şu şekilde ölçtüğümüz zaman 12 santim. 13. sıradayız. Bu sırada kolu gövdeden ayıracağız örgümüze gövde ile devam edeceğiz. Robada toplam 34 modelimiz var. Şimdi burada kolları ayıralım, işaret yapalım bakın. Ön bölüm için şöyle gösterelim daha net görünsün. Bakın 1, 2, 3, 4 modeli tam alıyorum. Bu 5. modelin bakın buraya bir işaret takıyorum. Şu şekilde bakın. 4 tam oldu. 5.'nin orta noktasına işaret taktım. Kol için 2, 4, 6, 7, 8. nin ortasına işaret takıyorum. Şöyle bir defa takalım yeterli olacaktır. Buradan da aynı şekilde 5. modele işaret takıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, Buraya bir işaret takıyorum. Kol içinde 2, 4, 6, 7, 8. işaret takıyorum. Bakın Arka bölüm içinde 2, 4, 6, 8 tam model kaldı burada bakın. 2, 4, 6, 8. 2 de yarım modellerimiz var. Ön bölümlere 4'er tam bir de yarım model işaretledik. Kol bölümlerine 7 tam iki taraftan yarım model işaretledik. 13. sıradayız. Bir zincir çekiyorum ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu işaret yaptığımız yere kadar modellerimizi 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak devam ediyoruz bakın. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. Ve bu işaret yaptığımız yere kadar devam ediyorum. bakın işaretli yere geldim buraya kadar 4 tam modeli 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan olarak yaptım bu 5. modeli işareti çıkarıyorum buraya 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 bakın bu şekilde 1 2 3 4 tam 5. 3 trabzan yaptım kolda bulunan bu 2 4 6 7 tam modeli atlıyorum diğer işareti yaptığımız bakın buraya 3 trabzan yapıyorum işareti çıkardım aynı noktaya 3 trabzan yapıyorum bakın 1 2 3 bakın şu şekilde 3 trabzan 3 trabzan oldu kolu gövdeden ayırmış olduk Böylece takip edenleri Bakın buraya başka üç trabzan yapmıyorum. Bu bir trabzanı boşluktan alıp devam ediyorum. Diğer modeli yapmak üzere üç trabzan, bir zincir, üç trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa üç trabzanı yapıyorum. Diğer işaretli yere kadar bakın. Diğer kol bölümünü işaretlediğimiz yere kadar devam edelim. arka bölümde bulunan modelleri 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan olarak yaptım diğer işaretli yere geldim buraya da 3 trabzan yapıyorum şu şekilde 1 2 3 3 trabzanı yaptım kolda bulunan bu 2 4 6 7 tam modeli atlıyorum bu işaret yaptığımız 8. modele 3 trabzan yapıyorum bakın bu bir zincirlik boşla 1 2 3 3 trabzanı yaptım ipi tığın üzerine alıyorum bakın burada bulunan bu tek trabzanı boşluktan alıp devam ediyorum 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz Bakın sıra sonuna geldim sıra sonunda tek olan trabzanın tepe noktasına batıyorum sırayı bitiriyorum hemen bir şeklini görelim Bakın bu şekilde 13 sıra sonunda kolları gövdeden ayırmış olduk örgümüz artık gövde ile devam edeceğiz bir zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden modeli, 3 trabzan, 1 zincir 3 trabzan olarak devam ediyorum. Bu kol altında yapmış olduğumuz bu 3 trabzana kadar devam edelim. Bakın kol altında bulunan bu 3 trabzan yaptığımız yere geldim. Bunun bu son trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu tek trabzanı boşluktan alıp yaptım. Buraya 3 trabzan yapıyorum. 2 3 1 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu arka bölümde yapmış olduğumuz bu 3 trabzanın ilk trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 burada bu modelimizi oluşturduk bakın kol altında 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan yaptık ve modelimize olduğu gibi devam ediyorum bakın boşluktan olan trabzanı ters taraftan aldım 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan olarak Diğer kol altına kadar devam ediyoruz. Bakın diğer kol altında yapmış olduğumuz bu 3 trabzanlara geldik. Bu kol altında yapmış olduğumuz gibi bunun da bakın bu ilk üçlü trabzanın son trabzanına 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın son trabzanın üzerine 3 trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum bakın burada görmekte olduğum bu ön bölümün 3 trabzanın bu ilk trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyorum 1 bakın aynı ilmek içerisine yapıyorum 2 3 ipi tığın üzerine alıyorum bakın ters taraftan tek olan trabzanı trabzan yapıyorum ve modelime 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan olarak devam ediyorum sıra sonuna kadar devam edelim sıranın ve ön bölümün son modelinde yaptım. En sonda bulunan bu tek trabzanın tepe noktasına batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. 15. sıradayız. Bakın bu ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Ve modellerimi yine bu sırada da 3 trabzan bir zincir 3 trabzan olarak devam ediyorum. Bakın bir zincir çekiyorum. 3 trabzan yapıyorum. Tek olanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ve modeli devam ediyorum. Sıranın tamamını bu şekilde yapalım. Diğer uca kadar devam edelim. 15. sıranın sonunu da bakın 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan olarak devam ettim kol altında yapmış olduğumuz bu modeli de aynı şekilde 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan yaptım bakın her iki kol altında da aynı şekilde modellerimizi devam ettirdik 16. sıradayız 16. sırada arttırma yapacağız bakın son 5 sırayı 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan yaptık bu sırada bu 3 trabzan yerine 4 trabzan 1 zincir 4 trabzan yapacağız 1 zincir çektim İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 4 trabzanı bu bir zincirlik boşluğa yapamayacağız. Onun için bakın bu 3 trabzandan bu ilk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 1 takip eden trabzanın da üzerine trabzan yapıyorum. Bu bir zincirlik boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 1 zincirlik boşla 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın burada 3 trabzan görünüyor. Bu ilk trabzanın üzerine 1 trabzan yapıyorum. Takip eden trabzan üzerine de trabzan yapıyorum. Son trabzanın üzerine trabzan yapmadım. Bu tek olanı bakın ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyoruz. Diğer modelinde bu ilk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanın üzerine de trabzan yaptım. İki trabzana trabzan yaptık. Boşluğa 2 tırabzan yapıyorum. 1 2 Bakın 4 tırabzanı yaptık. 1 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 tırabzan yapıyorum. Bu takip eden 2 tırabzanın üzerine birer tane tırabzan yapıyorum. Tek olanı ters taraftan boşluktan alıp yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. Bakın model başlarında bulunan bu ilk trabzana ve model sonunda bulunan bu son trabzana atlıyoruz. Diğer trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. 1 2 Boşluğa bir trabzan yapıyorum. 1 2 Bir zincir çekiyorum. Boşluğa iki trabzan yapıyorum. 1 2 bir iki trabzana yaptım bakın burada bulunan bu tek trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum bakın bu şekilde oluyor arttırma da yaptık artık trabzanları 4 trabzan 1 zincir 4 trabzan yapıyoruz bu şekilde devam ediyoruz bu sırayı 4 trabzan bir zincir 4 trabzan olarak sıra sonuna kadar yaptım görüntü olarak bakın bu şekilde görünüyor 16. sırayı yaptık. 17. sıradayız. Artık bundan sonra 5 sırayı da bu şekilde 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan olarak devam edeceğiz. Her 5 sırada bir arttırma yapacağız. Bakın bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada tekrar 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan yapacağız. İki trabzanı, bakın oluşacak olan ilk dört trabzanın iki trabzanı bu boşluğa yapacağız. İki trabzanı da burada bulunan dört trabzanın üzerine yapacağız. Bir, iki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İkinci ilmek üzerine de bakın trabzan yaptım. Boşluğa iki trabzan yapıyorum. Bir, iki bir zincir çekiyorum boşluğa 2 tırabzan yapıyorum 1 2 burada bulunan bu 4 trabzanın ilk 2 trabzanla trabzan yapıyorum 1 2 3 sonda kalan bu iki trabzanı hiçbir işlem yapmıyorum atlıyorum bu tek trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum diğer modele geçiyorum İlk iki trabzanı atlıyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncü trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden trabzan üzerine de trabzan yaptım. boşluğa iki trabzan yapıyorum. Bir, iki, bir zincir çekiyorum. Bakın boşluğa iki trabzan yapıyorum. Toplam 4 trabzan oluşacak her bir yer için. Bakın bir zincirden önce 4 trabzanı yaptık. Bir zincir çektik. 2 trabzanı boşluğa yaptım. Takip eden bu 4 trabzanın ilk 2 trabzanla trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın son 2 trabzanı atlıyorum. Boşluktan olan trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1 2 trabzan atlıyorum diğer modelde 3. trabzana trabzan yapıyorum bu şekilde bu sırayı devam ettireceğiz 4 trabzan 1 zincir 4 trabzan yaptığımız modelin ikinci sırası bakın burada da aynı 4 trabzan yapmıştık burada da toplam 5 sıraya tamamlayalım bu şekilde Bakın son 5 sırayı da 4 trabzan 1 zincir 4 trabzan olarak yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 21. sıradayız. Bu sırada tekrar bir trabzan arttırması yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu 4 trabzanı 5 trabzan yapacağız. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum takip edenleri de tırabzan olarak devam ediyorum. Bakın 3 tırabzanı yaptım. Boşluğa 2 tırabzan yapıyorum. 1 2 1 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 tırabzan daha yapıyorum. Burada gördüğüm bu 4 tırabzanın ilk 3 tırabzanına tırabzan yapıyorum. 1 2 3 bakın buraya 2 4, 5 trabzan 1 zincir 5 trabzan yaptık. Bu tek olan trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyorum ilk trabzanı atlıyorum ikinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum ikinci trabzanı yapıyorum bakın takip eden trabzana 3. trabzan üzerine de trabzan yaptım boşluğa 2 trabzan yapıyorum 1 2 1 zincir çekiyorum boşluğa 2 trabzan yapıyorum 1 2 takip eden 3 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum 1 2 3. Bu tek trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. İlk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzandan başlıyorum. Bakın. Arttırmaları bu şekilde devam ettireceğiz. Gövde uzunluğu bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Siz daha dökümlü dursun isterseniz bir arttırma daha yapabilirsiniz. Gövde uzunluğunu bu şekilde devam ettirelim. Her 5 sırada birer arttırma yapabiliriz. Gövde yüksekliğini benim için gerekli mesafeye kadar ördüm. Örgümüzü 5 trabzan bir zincir olarak bakın buradan başlamıştık. Buradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8 sıra 5 trabzan bir zincir 5 trabzan yaptım. 9. sırayı bakın son sırayı 6'lı yaptım. 2, 4, 6 trabzan, 1 zincir, 6 trabzan yaptım. Toplam 29 sıra var bir boyda arkadaşlar. Kol altından itibaren kaç sıra olduğuna bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra kol altından itibaren var. Bu benim yapacağım ölçü için yeterli. Bakın çok tatlı, çok şirin oldu. Dökümlü oldu. Etek ucunu daha dökümlü dursun diye bu 8 sıradan sonra son sırayı 6 trabzan 1 zincir 6 trabzan yapmayı tercih ettim. Şimdi ön pat çalışmasını yapalım. Bakın bu tarafta bitirdim ben. Bir zincir çekiyorum. Burada görmekte olduğum bakın bu trabzanın içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Burada gördüğüm bu iki ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Her sıraya ikişer tane sık iğne yapmış oluyoruz. Bakın burada bir trabzan görünüyor. Bir, iki sık iğne yapıyorum. Burada bakın bir ilmek görünüyor. Sık iğne yapıyorum. Sizin örgünüzde nasıl denk geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde sık iğneler yapıyorum. Örgünün ön bölümünün daha düzgün görünmesini sağlıyoruz. Bu şekilde sık iğneler yaparak bakın bu ön patın tamamını yapalım. Boyunun çevresinde de aynı şekilde bir sıra sık iğne yapalım. Diğer ön patta da sık iğnelere devam edelim. Buraya kadar gelelim. Ön pat çalışmalarında sık iğneleri bakın başladığımız ön patta yaptım. Boyunun çevresinde de aynı şekilde sık iğnelere devam ettim. Bu ön patta da sık iğneler yaparak etek ucuna geldim. Etek ucunda da sık iğnelere devam edeceğiz. Bakın burada her ilmeğe birer defa batarak sık iğne yapıyoruz. Siz yapmasanız da olur. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Tercihinize göre nasıl isterseniz. Bakın bir zincirlik yere de bir sık iğne yapıyorum. Trabzanların üzerine de birer defa sık iğne yapıyorum. Etek ucunda bakın bütün trabzanların üzerine sık iğneler yaparak sonuna geldim. Burada bu ön pata başladığımız ilmeğe tığ takıyorum. ipi alıp içerisinden çekiyorum. Kaydırma tekniği yaptım. Sırayı kapamış oldum. İpi burada kesiyorum. Bakın şu şekilde çekiyoruz. Bunu iğne veya tığ yardımıyla içeriden kaybedebiliriz. Bakın çok tatlı, çok şirin oldu. Ben bu şekilde iki tane bağcık yapıp bağlayarak kullanmak istiyorum. Bakın siz isterseniz bu ön patları sık iğne yaparken düğme deliği oluşturabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz ama ben bugün pratik olsun diye bu şekilde bağcık yapmak istiyorum. Bunun nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Bakın birinci olanı hemen bu robanın başlangıcında olan şu ilmeğe herhangi bir ilmeğe fark etmez neresine isterseniz şu şekilde bakın bir bağlantı oluşturuyorum. Buraya bir defa düğüm atalım. Bu ipi iğne yardımıyla daha sonra içeriden çekeriz. Bakın şu şekilde ipin ucunu içeriye alıyorum. Bunu iğne yardımıyla içeriden götüreceğiz daha sonra. Buradan bir ilmek oluşturuyorum ve zincir çekiyorum. 50 tane zincir çekelim. 50 zinciri çektim. Burada ipi kesiyorum. Bakın şu şekilde sıkıca çektirebilirsiniz. Bunu buradan kestiğimiz zaman oldu. Bakın bağcığın birisini yapmış olduk. Diğer bağcığı da tam roba bitimine bakın bu kolun olduğu sıranın dengine yapacağız. Bakın şuraya yaparsak iyi olur. Bakın ben diğer bağcığı da aynı şekilde robanın bitim yerine yaptım. Bunu da buraya yapıyoruz. Aynı ilmeğe bir ip taktım bakın. Bağladım bir defa düğüm attım. Şu ipin ucunu içeriye çekiyorum. Buradan ilmekten çıkarıp ve zincir çekiyorum. 50 zincir de bunun için çekelim. 50 zinciri çektim diğerinde yapmış olduğumuz gibi bakın ipi kesiyorum şu şekilde çekiyorum bakın ilmek olarak geçirdim bunu buradan artık kesebiliriz hemen bağcıklarında bir bağlayalım nasıl göründüğünü görelim bakın şu şekilde fiyonk bağlaması yaparız Dediğim gibi siz buraya düğme de dikebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmıştır. Bu ön pat çalışmasını ve etik ucunda beyaz renk de yapabilirsiniz. Bu bağcıkları beyaz da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben pratik olsun diye aynı kendi rengiyle yaptım. Bakın bitirmiş olduk. Arka görüntüsü de bu şekilde. Çok tatlı, çok şık oldu. Size bu şekilde ölçülerini vermek istiyorum. Kol altından bakın genişliğini ölçüyorum. Tam kol altından 25 santim. En geniş yerden etek ucundan ölçüyorum. Şu şekilde 40, 44 santim bakın. 44 santim en geniş yeri yüksekliğini ölçüyorum kol altından yükseklik bakın etek ucuna dilimli olduğu için 20 santim omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum 34 santim bu da 1 iki yaş arası bebeklerimiz için çok güzel oldu. Siz daha küçük yapıyorsanız bu gövde uzunluğunu ve roba boyunu daha kısa yapmanız gerekecek. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.